Hepinize selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kanalımda en çok Call of Duty Warzone oynuyorum. Call of Duty Warzone ile ilgili benim de sizler gibi karşılaştığım hatalar, sıkıntılar, kafayı yedirten problemler var. Şimdi arkadaşlar, bunlardan birisi internet hızım 100 megabit olsa da 100 megabit indirme hızım var. 10 megabit yükleme hızım var. Fakat buna rağmen Call of Duty Warzone'da güncelleme geldiğinde, hadi küçük güncellemeler olunca sıkıntı yok. Güncellemeler için 15-20 dakika bekliyoruz. En azından sindirilebilir bir durum olmuş oluyor. Fakat işte 20 GB, 60 GB, 30 GB güncelleme geldiğinde şu an gördüğünüz gibi böyle 5-6 MB saniyede indirme hızı gözüküyor. Ama pıt 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 böyle kilobaytlara kadar düşüyor. Şimdi diyeceksiniz ki burada ayarlar kısmında bu kısmı yükselt falan filan. Bunlardaki her türlü hareketi denedim ben. Her türlü şeyi denedim fakat olmuyor. Çok güzel bir çözüm buldum. %100 işe yarıyor. Bunu muhakkak deneyin. %90 olacaktır. Çünkü ben kafayı yiyordum. Hatta geçen güncellemede şöyle bir şey oldu. 1,5 gün bilgisayarı açık bıraktım. Hani yeter ki yüklensin diye. Şimdi arkadaşlar, öncelikle indirmeyi durduruyoruz. Durdurduktan sonra burada Amerika kısmını seçiyoruz. Sonra logout diyoruz. Buradan da Amerika kısmını muhakkak seçiyoruz. Şimdi giriş yapmadan önce FlyVPN diye bir VPN'imiz var. Üye olun. Buradan indirin. Yani başka VPN'lerde de oluyordur. Ben FlyVPN'i denedim. Bende oldu. FlyVPN'de şöyle bir şey. Bedava kullanım hakkı veriyor 3 kere. Ben şimdi buradan USA kısmına girdim. Gördüğünüz gibi. USA kısmından herhangi birini seçebilirsiniz ama ben 102 MS yazdığı için ben bu kısmı seçiyorum. Evet, 99 MS'e düştü. USA'den istediğinizi seçebilirsiniz ama ben bunu seçiyorum. Bu şehri seçiyorum. Sonra bu tuşa bastığımızda connect diyor ve 20 dakikalık bir bağlanma hakkımız olmuş oluyor. Daha sonra Battle.net'e tekrar geliyoruz. Şifremizi giriyoruz. Amerika kısmını unutmayın lütfen. O kısım çok önemli. Login diyoruz. Bu arada arkadaşlar, işe yararsa lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve like yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok büyük bir kanal değiliz ama sizin desteklerinizle büyüyebiliriz. Destek olursanız sevinirim. O zaman şimdi deneme kısmına geçelim hemen. Şimdi arkadaşlar, buradan da Amerika'yı seçmiştik. Şu an bağlı gördüğünüz gibi. Ayarlar kısmında da bu iki kısımda 0. Play'e basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi düşmek yerine artıyor. Önceden düşüyordu. Şimdi yükseliyor. Yani aşağı yukarı internet hızımıza tam verim alamasak da, internet hızımız kadar olmasa da kilobayt ile indirmekten çok çok daha iyidir. Yani hani 100 kilobaytla mı indirmek yoksa 2-3 MB'la mı indirmek derseniz, ben 2-3 MB'la indirmeyi tercih ederim. En azından ortalama 1-2 saatte biteceği anlamına geliyor ama kilobaytla 10 saat falan sürecekti. Biraz daha bekleyelim. Hem daha net görmüş olursunuz. Bu sırada internet hızımıza bakalım. İnternet hızımla kesinlikle hiçbir alakası yok. Ben İngiltere'de yaşıyorum. İnternetim gayet iyi. Yani muhteşem değil ama gayet iyi. Ama ona rağmen bir türlü şu Battle.net'te bu sorun çözülmüyor. Battle.net'i silip yüklüyoruz, çözülmüyor. İşte başka şeyler deniyoruz, çözülmüyor. Tek çözüm olarak bunu buldum arkadaşlar. Şimdi girdik. Bakalım, VPN de çalışıyor ya. Şimdi hız testinde nasıl bir sonuç alacağız onu merak ediyorum ben.
Burada VPN'imiz 17,5 dakikası kaldı. Bunun bu şekilde çalışması gerekiyor. Sakın kapatmayın. Günlük 3 hakkınız oluyor. Ya toplamda 3 kere hakkınız var diyor ama günlük bu yenileniyor. O yüzden başka işlerinizde de başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Hala aynı şekilde devam ediyor. Bakın. Bir düşüş yok. Aynen şu an gördüğünüz gibi zaten beni Chicago'da görüyor. Bakalım Chicago'daki hızımız neymiş? Chicago'daki hızımız bayağı düşük. Bayağı bayağı düşük. Ve ona rağmen benim kendi internetimden ortalama 10 kat bakayım. Evet 10-20 kat daha iyi. Bakın normalde benim internetim şu an gözüken internetten tam hadi kararını ver. Bu zaten upload'muş. Bakın download 37 diyor. Benim 100 megabit internetim var. Ben 100 kilobyte indiriyorum. Fakat bu program sayesinde daha doğrusu VPN sayesinde bu sorunu çözmüş oluyorum arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Videonun süresi uzadıkça insanlar izlemekten çekiniyor çünkü. Eğer işinize yaradıysa, birazcık da olsun katkımız olduysa ne mutlu. Ve yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Like atmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Call of Duty Warzone ile ilgili yaklaşık 6-7 sorun yaşadım. Bu sorunların hepsinde birçok çözümünü bulup araştırdım. Fakat çözümünü ne yazık ki kendim bulabildim. İnsanlardan çok fazla faydalanamadım. Belki bende işe yaramamıştır bilmiyorum. Çünkü bu Battle.net'teki indirme sorununda bile insanlar şöyle bir şey söylemişti. Battle.net'i sil. Call of Duty'yi öyle aç. Yani Battle.net yokken aç demişti ve o zaman çalışacağını söylemişti. Fakat ben onu denedim. O şekilde de çalışmadı. En son çare bu şekilde oradan bir parça, buradan bir parça, şuradan bir parça derken en son sonuca ulaşabildik. Yani çok mu iyi? Değil ama kötünün iyisi diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.